İslam'ı İslam'la engelleme, demiri demirle kesme gibi. Nasıl, hangi İslam'ı hangi İslam'la engelleyecekler? Halktaki basit, pasif ve özünden uzaklaştırılmış, diğer bir tabirle şartı beşe indirgenmiş İslam'ı, gelişmekte bulunan ve Batı'nın menfaatleri için tehlike olduğunu her haliyle belli eden, Kur'an'daki İslam'ı önlemek için kullanacak idiler. Nitekim de öyle yapmaya başladılar. 12 Eylül yönetimi hazırladığı ve halk oyuna sunduğu 82 Anayasası'nda din eğitimini mecburi hale getirdi ki laik Türkiye Cumhuriyeti için bu olacak iş değildi. Nasıl bir din eğitimi? Halk bazında rejime zararı olmayan Türkiye'deki rejimi esas itibariyle değiştirici bir istikamet göstermeyen, en dindarının Atatürk olduğu bir Müslümanlığı anayasada efendim halka zorla okutmak, öğretmek üzere din dersi koydular. Ve bu din dersi kitaplarında kimileriniz görmüştür çocuklarınıza okutuldukları en dindar Müslüman Atatürk'tü diye kargaların bile güleceği şeylerin yazıldığı kitaplar halen okutuluyor. Tabii bu ne kadar tutardı? Yani çocuğun aklı ermiyor. En dindar Müslüman peygamber mi Mustafa Kemal mi? Nereden bilsin çocuk ama işte okuduğunu papağan gibi geliyor. Evinde de tekrar diyor. Anne diyor işte en baba ya en dindar Müslüman Atatürk'müş falan deyince babası hadi lan oradan diyor. Kerata oturuyor yanlış yapmışlar falan. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar bile devam edemedi. Kokusu ortalığa çıktı. Herkesi kendine güldürür hale geldi.